Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Facebook'u karanlık modda nasıl kullanabilirsiniz? Bunu anlatacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi Facebook'u karanlık modda nasıl kullanabileceğinizi iPhone üzerinden yani iPhone'da Facebook'u karanlık modda nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle ayarlara giriş yapıyoruz bunun için. Normal şartlarda direkt iOS'ta Facebook'u karanlık modda kullanamıyorsunuz. Henüz Facebook o yazılımı entegre etmedi. Ama siz bunu kendiniz iPhone'un içerisinden yapabiliyorsunuz. Ayarlara girdiniz. Burada erişilebilirlik kısmı var. Ve bunun içinde de ekran ve metin puntosu denilen yere giriş yapıyoruz. Ve şurada şu anda kapalı olan akıllı tersine çevir işaretini açtığınızda Facebook'u karanlık modda kullanabileceksiniz. Yani kastettiğimiz şey tam olarak şu. Facebook'a girdim. Şu anda mesela bu şekilde beyaz bir ekranda bana bunu gösteriyor. Şimdi ben bunu karanlık moda aldığımda, akıllı tersine çevir yaptığımda şu şekilde artık dark mod dediğimiz şekliyle kullanabileceğim. Ama her defasında ayarlardan ben bunu girip buradan değiştirip falan filan uğraşamam. Bunun bir kısa yolu olmalı diye düşünüyorum. Evet, geri geliyorum buradan. Ve şurada en altta erişilebilirlik kestirmesi kısmı var. Burada akıllı tersine çevir diyor. Her iPhone'da farklı bir tuş burada görevli olabiliyor. Benim kullandığım iPhone'da ana ekran düğmesi yani şu home butonu bu işte görevli. Akıllı tersine çevir işaretliyorum ve şimdi Facebook'a geri döndüm. Şu anda dark modda değil beyaz. Ne yapmam gerektiğini bana zaten orada söylüyordu. Diyor ki ana ekran düğmesini 3 kez tıklarsan burada tıkladığın kestirmelerden birini gerçekleştirebilirim. Şimdi geldim. 3 defa home tuşuna bastım ve ne oldu? Dark moda geçiş yaptım. Peki vazgeçtim. Dark moddan çıkmak istiyorum. Tekrar 3 defa üst üste basıyorum ve eski Facebook'a geri döndüm. Gördüğünüz gibi iOS'ta, iPhone'da, her iPhone'da sürüm fark etmeksizin Facebook karanlık modunu bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bize ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.